Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kuyumcu satışları düştü. Sarraf İhsan Gül derdi, Ramazan ayında oruçlu insanların altın alışverişi yapmadıklarını ifade etti. 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte altın almak için kuyumculara uğrayan müşteri sayısı azaldı. Sarraf İhsan Gül derdi, her Ramazan'ın ilk 15 günü satışların yavaşladığını belirtti. Güncel piyasalar hakkında bilgi veren Sarraf İhsan Gül derdi, şunları ifade etti. Şu anda Kayseri Kapalı Çarşı'da çeyrek altının fiyatı 1500 lira, yarım altının fiyatı 3000 lira, Cumhuriyet altın 6000 lira, 15 bin liraya da gremseyi satıyoruz. Döviz fiyatlarına da kısaca göz atalım isterseniz. 14.70 seviyesinden dolar alıcısını bulurken 16.25 seviyesinde de euro işlem görüyor. Ons fiyatı şu anda 1930 liradan işlem görüyor. Has altının fiyatı 913 lira, 22 ayar altının fiyatı ise şu anda 880 liradan işlem görüyor. Özellikle Ramazan'ın ilk günüyle birlikte kapalı çarşıda bir sakinlik söz konusu. İşi olmayan özellikle çarşıya gelip oruç ağzıyla alışveriş yapmıyor açıkçası. Ama son günlerde bizde hareket söz konusu olur. İlk 15-20 gün fazla bir hareket söz konusu olmaz. Diğer taraftan da bildiğiniz üzere bugün enflasyon rakamları açıklandı. Mart ayı enflasyon rakamı 61.4 oldu. Bu da ne kadar reel, ne kadar doğru, onu kestirmemiz mümkün değil ama bildiğiniz reel aldığımız alışverişte olsun ya da gıda fiyatları olsun ya da yakıt olsun, bizim temel ihtiyaçlarımız ya da kira artışlarımız olsun, bu rakamların çok çok üstünde olduğunu görüyoruz. %61'inde üstünde bir enflasyon var diyebilirim. Çünkü iki katına çıkmayan hiçbir şey yok bildiğiniz üzere. Geçen sene 10 liraya aldığımız bir ürünü bugün 20 liraya, 30 liraya, hatta bazı ürünlerde 4 katına kadar fazla maliyetini şey yapıyoruz, alıyoruz. Bu da enflasyon rakamlarını yukarı yönde hareket ettiriyor. Bundan sonra da düşecek gibi de pek görünmüyor. Tabii dünya üzerinde de bir enflasyon büyük bir kriz var. Bütün ülkelerde özellikle Amerika'nın enflasyon rakamları bildiğiniz üzere 40 yılın zirvesinde. Bunun üzerine faiz arttırımına gittiler. Bildiğiniz üzere FED 25 baz puan faiz arttırımına gitti ve 50 baz puan da sinyalini verdi. Bununla birlikte aşağı yukarı 6 ya da 7 faiz arttırımının biri ya da ikisi 50 baz puan olabilir. Bu da diğer gelişmekte olan ülkeler ve kırılgan ekonomide olan ülkelerinde enflasyonu daha da yukarıya tırmandırabilir. Bildiğiniz üzere emtia fiyatları, altın fiyatları da, ham madde fiyatları hep yukarı yönlü hareket ediyor. Bu da enflasyonun artmasına neden oluyor. Büyük ihtimal Nisan ayı enflasyon rakamı da bu rakamların üstünde gelecek diye tahmin ediyorum.